Merhaba sevgili izleyiciler. Bu akşam 18 Mart'ın anlam ve önemine uygun bir izlence tasarımladık. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitlerimizi anma gününe ilişkin bir izlence yapacağız. Bu izlencede bana eşdeğerlik yapacak sevgiler dostlarımızı hemen takdim etmek istiyorum size. Sevgiler Asil Gümüştal, emekli albay. Hoş geldin sevgili Asil. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ve sevgili İsmail Ören ve izleyicilerimizin seni tanıdığı adıyla Taşlamacı İsmail Ören. Ben Evet. taş değil kendim geldim. Evet, taş değil. Evet, kendin geldin. Taşları burada stüdyodan canlı olarak organize ederiz. İnşallah. Şimdi bu noktada hemen şunu anımsatmakta yarar var herhalde. Şimdi ekrana bir kitap gelecek. Sevgili kameraman arkadaştan bu kitabı ekrana getirmesini rica edelim hemen. Evet, ekrana geliverirse. Kitap Dünya Bir Kılavuz. Güran Terborn'un yazarlığını yaptığı, Ebru Kılıç'ın çevirisini yaptığı bir kitap. Gerçekten hem 21. yüzyılda acaba toplumsal yapılar nereye gidiyor? Tarihçiler ve iktisatçılar ne diyor? Ve 20. yüzyıldan 21. yüzyıla nasıl bir toplumsal yapı devroldu? Bunu çok ayrıntılı, çok bütünsel bir bakış açısıyla ele alan güzel bir kitap çalışması olmuş. Versus yayınlarından çıkan bu kitabı hepinize salık veriyorum. Dünya deyince tabii 18 Mart'ta ilişkisini de kurmuş olalım hemen. Dünya savaşları ve tabii Çanakkale savaşları ile ilgili de Birinci Dünya Savaşı. Hemen şöyle bir giriş yapalım sevgili İsmail, sevgili Asil. Çanakkale savaşlarının dünya tarihindeki, tabii özellikle de Birinci Dünya Savaşı bağlamında ele alırsak, yeri, önemi nedir diye böyle bir giriş taksimi yapalım. Hani bütün bu ayrıntılı konulara geçmeden önce olayın çerçevesini bir çizelim. Evet. İngiltere ve Fransa Avrupa'da savaştığı Almanya'ya karşı çabuk zafer kazanamıyor. Yine Avrupa cephesinde güçlerinin sıkışması dolayısıyla Çanakkale cephesini açmak zorunda kalıyor. Zaten Rusya'nın askeri, ekonomik, siyasal sıkıntılarına bağlı olarak Rusya hakkında da tedirginlikleri de söz konusu. Dolayısıyla Osmanlı'ya karşı direkt açılmış savaşların içerisinde en kanlı savaş Çanakkale'de açılmış oluyor. Çanakkale savaşlarından beklentisi İtilaf kuvvetlerinin bir kere Çanakkale boğazlarının ele geçirilmesiyle beraber Osmanlı Devleti savaştan doğal olarak düşmüş olacak. Buna bağlı olarak Karadeniz'de sıkışmış olan ticaret gemileri Akdeniz'e açılabilecek ve Tuna ve Karadeniz'in ticareti söz konusu olacak. Buna bağlı Avrupa'ya tahıl intikali söz konusu olacak. O da buna bağlı olarak Rusya'ya lojistik destek sağlanacak. Osmanlı'nın da Rusya'yı Kafkaslar'da sıkıştırdı düşürürsek Rusya rahatlamış olacak. Ayrıca Boğazların ele geçmesiyle beraber Almanya kuşatılmış olacak ve Almanya Avrupa'daki birliklerinin bir kısmıyla buraya müdahale etmek zorunda kalacak. Sonra tercih sorunu çeken Balkan ülkeleri tercihlerini İtilaf kuvvetlerinden yana kullanmak zorunda kalacaklar. Yine Osmanlı'nın muhtemel tehdit olarak görüldüğü Süveyş Kanalı ve Hindistan yolu açılmış olacak. Osmanlı'nınla Almanya'nın yapmış olduğu anlaşma aynı zamanda bir hilafetle yapılmış bir anlaşma. Yani Almanya'nın bir İslam anlaşması söz konusu. Bu İslam anlaşması doğal olarak bertaraf edilmiş olacak. İşte bütün bunlar o savaşta
İtilaf kuvvetlerinin ısrarını gerektirmiş ve savaşın çok kanlı olmasını sağlamış ve doğal olarak da bu savaşta bu başarılar, bu düşünceler İtilaf kuvvetleri tarafından elde edilememiştir. Evet, peki. Şimdi sevgili Asil, gerçekten Birinci Dünya Savaşı'na acaba Osmanlı katılmayabilir mi diye bir tartışma da var. Belki o noktada şunu anımsatmak yararlı olabilir mi? Ne dersin? Osmanlı zaten Birinci Dünya Savaşı'nda parçalanmaya ve sömürgeleştirilmeye yönelik çabaların hedeflerinden biriydi. Hatta bazı görüşlere göre ana hedeflerden biri. Evet. Hatta bazı görüşlere göre ana hedef. Dolayısıyla yani Osmanlı'nın savaşa katılmaması diye bir seçenek yok pek aslında. Yok aslında. Evet. Şöyle bir ekonomiye doğru bir bakış açısıyla açımlanırsak, sözün gelimi 1911 yılından itibaren 11-12 sene Osmanlı'nın bütçesi savaşların etkisi altında kalmış. Kurtuluş Savaşı dönemine Osmanlı döneminden ayrı bir anlam yüklenmekle beraber Osmanlı sanayileşmemiş ve tam bir tarım ekonomisine sahip bir ülke manzarası arz ediyor baktığımızda. Geri kalmış ekonomisiyle savaşmak zorunda kalan Osmanlı'yı bir karşılaştıralım Batı'yla. Avrupa'da nüfus başına gelir 170 dolar, Çarlık Rusyası'nda 68 dolar, Osmanlı İmparatorluğu'nda bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor. Genel olarak baktığımızda kişi başına gelir 44 dolar. Fakat Trakya ve İstanbul ve Batı Anadolu'da 66 dolara kadar yükselirken Irak'ta 35 dolara kadar düşüyor. Nüfusa bakıyoruz 22 milyon. Yine Bir Dünya Savaşı'nın başlangıcında çeşitli kaynaklara bakıldığında dayanılarak Anadolu'daki tahmini Türk nüfusu 9, 8,5 veya 8 milyon deniliyor tartışmalı. Çeşitli kaynak. Çeşitli kaynaklara bakıldığında. Şimdi tabii savaşların maliyetlerini hesaplamak kolay iş değil. Bir maddi kayıplar var, bir de insani kayıplar var. Kapitalist bir gözle bakıldığında tabii insani kayıpları da paraya çeviriyorlar Amerikalılar. Dolayısıyla bir parasal tutar veriyorlar. Hatta daha da öte giderek o insan kayıplarının gelecekte ekonomiye katkılarının da hesaba katılmasıyla bir ekonomik çerçeve hesaplanıyor. Biz o tür bir hesaplamaya fazla dalmadan şöyle bir baktığımızda Birinci Dünya Savaşı'nda 325 bin şehit, 400 bin yaralı, 250 bin esir ve kayıp olmak üzere toplam zayiatımız yaklaşık 975 bin olmuş. Bu insanların yaşları da 18 ve 35 yaş olarak veya 15 ile 45 yaş aralığı alırsak gerçekten üretici nüfus ile tüketici nüfus dengesi toplumda dengesi bozulmuş ekonomiye ilişkin. Burada bir noktada virgül koyarak ekonomiye hemen bir parantez açalım. Sevgili İsmail'e küçük bir pas atalım. Bir de ya, müsaade edersen tabii, bir tamamlama yapabilir miyim? Bir de tabii Osmanlı'daki entelektüel kesim de savaşta kaybedilmiştir. Özellikle muazzaf subay ve yedek subay. Dolayısıyla ileride kurulacak Türkiye Cumhuriyeti'nde büyük bir eksiklik. İnsan kaynağının, daha doğrusu insan varlığı diyelim. Kaynak kötü bir şey. Evet. İsmail'cim sana küçük bir pas atıyorum. Planlamadığımız bir kaynak. Umarım Meli Hocam hani soracağınızı söylediğiniz yerlerden çıkmadı demezsin. Afganistan'da bu düşen 12 subayımız, az subayımızın da bu şehitler kapsamına katılması halinde acaba şehitler ölmez, Amerika bölünmez demek mi gerekecek? Yoksa şimdi bunlar hakikaten şehit oldular ama yani vatan savunması, ana yurt savunması için bir şehit oldular. Ne dersin? Damadı Afganistan'da olan bir emekli binbaşı olarak. Evet, gerçekten de tabii Afganistan'da niye orada düştü? Onun ayrı bir soru ama şehit oldu muhakkak. Yani şehit. Bizim kalbimizde onlar şehittir. Tabii bir emirle gittiler oraya. Fakat niye düştü dersek, düşüş sebebinin ne olduğunu dersek bilmiyoruz. Açıklamak. Pardon, dilin mi sürçtü, niye düşürüldü mü demek istedin, düştü mü? Acaba düştü diyelim. Düştü diyelim, evet. Yani biz tabii bu düştü işin diyelim, üstüne gitmeliyiz ama, ve peşini bırakmamalıyız tabii, değil mi? Her şey daha önceden bilinirken, kaç gün geçmesine rağmen bunun bilinmemesi de insanları düşündürüyor. Evet. Yani düşürmüyor da düşündürüyor.
Evet, güleriz ağlanacak halimize gerçekten çok trajik bir olay. Acaba bu bir mesaj da olabilir mi? Amerika Birleşik Devletleri tarafından bize verilen bir mesaj. Siz artık burayı vatan belleğin. Bak şehitleriniz de oldu burada. Şehitlerinizin kanını aklamanız lazım. Biz Afganistan'dan çıkalım, siz devam edin bu işe. Hatta Suriye'ye de bu arada girin. Herhalde yani Horasan erenlerinin felsefesi, kan düştüğü yer bizim vatanımızdır. Evet. Artık Amerika giderse bile biz orada onların görevlerini satına yapmaya çalışırız. Peki biz gelelim şimdi isterseniz hemen Çanakkale savaşlarına, çarpıcı konularına. İki tane kitap tanıtımı yapacağız. Bir tanesi ekranda gündeme gelen Turhan Secer'in Emekli Albay kitabı. Hemen ekranda gözüktü. Kastaş yayınlarından bu kitabı bulabilirsiniz. Destanlaşan Çanakkale. Teşekkür ederim. Şimdi de üçümüzün de ortak dostu Gürsel Akın Güç'ün çok değişik bir perspektifle ele aldığı konuyu kitabı da tanıtmış olalım. Bunu da sanıyorum Çanakkale'deki kitapçılardan tedarik edilebileceğini Gürsel Akın Güç diye internetten de girerek bakabilir izleyicilerimiz. Şimdi şöyle bir plan yapmıştık değil mi izlenceden önce? Acaba Çanakkale savaşlarının çarpıcı, vurucu bir takım konularına değinirsek bunları hangi başlıklarda ele alalım? Sevgili Asil Top sende. Buraya buraya bir giriş yaparsak bu bahsettiğiniz konuya. Vatanı savunmasında burada tabii doğal olarak denizcilerin katkıları söz konusu. Ve deniz savaşı olarak da geçiyor. Fakat devletin protokolünde deniz savaşı diye geçiyor ama aslında biz çocukluğumuzdan beri de öyle biliriz. Öyle bahsedilir zaten. Fakat 8,5-9 ay süren bir kara savaşları söz konusu burada aynı zamanda. Bizim açımızdan bakarsanız bu bir topçu ve piyade istikam savaşı. Ve 8,5-9 ayda sürmüş kanlı bir şekilde. Onun için denizcilerin yanında burada topçu ve piyadelerden de bahsetmekte yarar. Hatta öncelikle belki de. Yani çünkü deniz zaferi deyince sanki hani düşmanlar geldi denizden, onlar zafer kazandı gibi bir yanılmaya da yol açabilecek bir kavram bu. Bahsedebiliriz şimdi biraz denizden de başarılarımız. Nasıl aramızda denizci yok, dolayısıyla rahatça denizcilere ilişkin konuşabiliriz. Evet. Tabii öncelikle bataryalarımız, toplarımızı ele alırsak burada da toplarımızın teknolojik açısından 25-30 senelik bir eskimişliği söz konusu, teknolojiyi takip edememesi söz konusu. Bunun için bu mühimmat ve yedek parça ikmalini güçleştiriyor. Ondan sonra dönüş imkanları zayıf. En önemlisi... Bu arada hangi numaralı resim gelsin ekrana? Sıradaki... Evet. 4 ve 5. yansılar. 4 ve 5. yansıları ekrana rica edebilir miyiz sevgili arkadaşlar? 4 ve 5. yansıları. Burada topraktan mevziler, tabyaların haricinde topraktan mevziler var. Dolayısıyla korunmasız mevzilerimiz söz konusu. Menzilleri kısa toplarımızın çoğunluğunun. Dolayısıyla böyle bir handikapla savaşılmış burada ve kazanılmış olan bu savaşın da özelliği modern toplara karşı olduğu için savaş. Dolayısıyla ayrıca bir kıymeti söz konusu. Evet. Şimdi Nusret Mayın gemisinden, madem ki denizcilerden de bahsetmek lazım bir yerde. Nusret Mayın, Erenköy körfezinde düşman gemileri... Nusret Mayın gemisini ekrana rica edelim. Altıncı resim. Altıncı yansı. Evet, dursun. Nusret Mayın gemimiz Erenköy bayarında düşman gemilerinin Türk topçularından saklanabildiği, ateşlerinden korunabildiği ve burada rahatlıkla manevra yapıldığı görülünce Müstahkem Mevki Komutanlığı tarafından burası değerlendirilerek 7-8 Mart gecesi Yüzbaşı Hakkı Komutası'nda 26 Mayın 100'er metre arayla 11. hat olarak kıyıya paralel döşeniyor büyük bir gizlilik içerisinde. Bu döşenmiş olan mayını düşman fark edemiyor. Keşif uçakları fark edemeyince keşif uçağının pilotunu düşman daha sonra 18 Mart'tan sonra
kurşuna dizdiğine göre savaşı, buradaki döşenen mayınların bizim açımızdan kıymeti harbiyesini Çanakkale'nin geçilmez yaptığını daha iyi anlayabiliriz. Evet. Ama bir başka şeye geçelim istersen. Evet, Muavenet-i Milliye gemimiz var. Evet. Çok önemli bu. 7. Burada Fransızlar Kerevizdere'de ele geçirmiş olduğu mevzileri artan Türk karşı taarruzları nedeniyle müttefik komutanlığından ateş desteği ister. Muavenet-i Milliye şu anda ekranda olan evet. resim değil mi? 7. yansı. Evet. Tamam. Bu müttefik komutanlığı da iki tane gemisini Morto koyuna göndererek buradan bizim mevzilerimize yönelik olarak ateş desteği sağlar. Tabii bu ağır bir ateş desteği olduğu için Türk mevzilerini ne ağır kayıplar verdirttirdiği için Türk tarafı da Muavenet-i Milliye'ye Marmara'da görevli olan denizaltı koruma görevi yapan Muavenet-i Milliye'ye görev verir. Muavenet-i Milliye Marmara'dan Çanakkale'ye gelir. Tarih 10 Mayıs saat 13.30. Ve derhal hazırlıklara başlanır. Hazırlıkların içerisinde 90 kilo şarjlık 3 torpidosunu kovanlara yerleştirir. Bir tane de yedek olarak güverteye alır. Daha sonra da sahilden seyir edeceği için, yükünü hafifletmek için yağ ve kömür boşaltımı yapar. Torpidolarını 1200 metre mesafeye, 2 metre derinliğe, 34 mil hıza ayarlar ve bütün hazırlıklar tamamlanır. Gün 12 Mayıs. Ayrıca bütün kıyı bataryalarımıza talimat verilerek muavenetin izlenme olasılığına karşı uyanık olmaları istenir. Muavenet Soğanlıdere mevkiine gelerek demir atar ve 00.30 13 Mayıs günü iki düşman gemisi Türk mevzilerini bombalamasını tamamladıktan sonra ışıldaklarını söndürür ve saat 00.30'da muavenet gemimiz hedefine doğru yaklaşır. Düşman muhripleri tarafından fark edilmeden ilerler. Saat 01'de hedef gemilerine mesafesi 300 metredir. Bunun üzerinde kendisine yakın olan Goliat. Bir görelim istersen o gemiyi. Goliat'ı bir görürüz. Biraz da hızlı gidelim istersen. Evet. Bu bölümü ayıracağımız biraz zaman doldu. Dolayısıyla evet. Hızlı geçelim. Goliat. Goliat'ı bir görelim. Goliat. Muavenete parola sorar. 8. yansı, evet. Evet, parola sorar. Parolaya cevap olarak 3 torpidoyu muavenet 01.15'te ateşler. Ve bacanın baş altından komuta köprüsünden ve kıç tarafından Goliat'ı batırır. Evet. 5 başlığımız daha var ama planladığımız zaman bitti. Evet. İstersen Baykuştepe, Mesudiye Bataryası, Dardanos Bataryası, Rumeli Mecidiye Tabyası, Seddülbahir Bölgesi ile ilgili bölümleri rezerve tutalım. Ve hemen istersen ben İsmail'e geçeyim. Bu tabii Muavenet-i Milliye gemisine ilişkin öykü biraz zaman alınca döneceğim tekrar sana. Sevgili İsmail'cim, iki tane konu sen özellikle hazırladın. Birisi Anzaklar, biri de Çanakkale Savaşları'nda kadın. Evet. İstersen Anzaklardan başlayalım. Nedir Anzak kısaltması bu? Anzak kısaltması. Anzak, Avustralya, New Zealand'da Army Corporation'ın kısaltmış harfleriyle Anzak. Malumunuz Yeni Zelanda'da, Anzak'ta İngiltere'nin güdümündeki devletler. Ama seçimi olan devletler. Avustralya devleti yeni bir seçim görmüştür. İngiltere'yi destekler Birinci Dünya Savaşı'nda. Hem madden hem de asker olarak, silah olarak destekler. Fakat Avustralya'da askerlik gönüllü esasına göredir. Evet. Dolayısıyla fazla asker toplanamaz. Asker ihtiyacı karşılanamaz. Ve gönüllüleri arttırmak için, başvuruları arttırmak için denir ki biz halka İngiltere'nin menfaatleri yerine düşmana karşı bir
nefret yaratalım. Ki gönüllü olarak askere gelmeler çoğalsın. Toplayalım. Bunun bir projesi yapılır. Broken Hill diye bir kasaba vardır. Bu kasabada madenci kasabasıdır. Ulaşımı zor olan yerlerdeki madenleri develerle taşırlar. Avustralya'da deve yok. Asya'dan gelir develer. Deveyle beraber deveciler de gelir. Deve bakımı için onları kullanacak olan deveciler de gelir. İki tane Afganlı deveci, Gül Muhammed ile Molla Abdullah. Bunlar hem deve bakıcı hem de şirkette çalışan maden taşıyıcılarıdırlar. Molla Abdullah aynı zamanda dini önderdir, Müslümandır bunların ikisi de. İmamlık da yapar. Gül Muhammed bir İtalyan dondurmacıyla tanışır. Tanışıkta bir dondurma arabası, heya dondurmacıdır. Dondurma arabasının tekerleği kırılır, onu onarır. Oradan bir sempatisi doğar. Sonra bunlar dondurma arabasını, yaşlı İtalyan arabayı Gül Muhammed'e verir. Diğer yandan bu gönüllülük esasına göre katılımları çoğaltmak için projeler de yapılır. Bu iki kişi hedef seçilir. Evet. 1 Ocak 1915 günü Broken Hill'den Silverstone'a bir piknik treni kalkar. Piknik trenine suikast yapılır. Ama tabii yapanlar bir başkası. Bu suikastın müsebbibi de bu iki Afganlı'ya kalır. Dondurma arabası olay yerine götürülür. Bunları kandırıp götürenler de iki tane Hintlidir. Bu iki Hintli bunları kandırırlar. Gül Muhammed'le Molla Abdullah kandırırlar. Daha doğrusu çayla uyuturlar. Bir yerde saklarlar. Eylem yapıldıktan sonra dondurma arabalarını oraya götürür. Kendilerini de baygın halde orada bırakırlar. Ve ölenler de bir Avustralyalı papazdır. Bir tanesi bir sendikacıdır. Avustralyalı. Gene sendikacı. Hem belediyede görevlidir. Bir de bir bayan ölür. 6 tane de yaralı vardır. Sonuçta bunlar Türk, Müslüman Türkler diye halka yayılır. Halk bunların üzerine gönüllü olarak savaşa katılmayı kabul eder. Kabul eder. Acaba Çanakkale'ye her yıl gelen Anzakların torunları bu öyküdeki komployu biliyorlar mı? Gerçekten bu ciddi bir tartışma bizdeki konusu. Bizdeki diğer ilerik konularda geçeceğimiz gibi bir konu. Yani burada sonuçta bir Müslüman imam ile bir Hristiyan papaz ölür. Öldürenler bir Hindu ile Budist'tir. Yük Müslüman Türklerin üzerinde kalır. Kalır. Savaşın, emperyal savaşın çıkarları için de birkaç sendikacı feda edilmiş olur. Evet. Bir de Çanakkale Savaşları'nda kadının önemi üzerine bir örneğin var senin, evet. Onu da paylaşalım. Kadın deyince gerçekten de Çanakkale Savaşları'nda Safiye Anası, askerlerin, yaralıların daha doğrusu Safiye Anası çok meşhur Çanakkale'de, Safiye Hüseyin. Ki bir paşanın kızıdır. Balkan Savaşı yıllarında hasta bakıcılara çok ihtiyaç olduğu için kadınlara çağrı yapılır, hasta bakıcılık kursları verilir. Safiye Hüseyin de bu kursları Balkan Savaşı sırasında almıştır. Çanakkale Savaşları başlayınca bu savaşlarda da kendisi gönüllü olarak gitmek ister. O zamanki Hilal Haber Cemiyeti'nin başkanı Besim Ömer Paşa'ya gider. Bizzat, yani günümüz diliyle Kızılay. Kızılay'a gider, bizzat gitmek istediğini söyler. O vazgeçirmek ister. Asker kızı da olmasa sebebiyle biraz paşa babanız ne diyor der. Paşa babam benimle gurur duyuyor der. Kendisine açtım konuyu der. Nihayet de Çanakkale'ye Akbaş Limanı'na gelir. Daha sonra Eceabat sargı yerinde çalışır. Eceabat Akbaş'taki hastane gemisinde uzun müddet çalışır. Ve her giden asker genelde yaralıların sevk yeri Akbaş'tır. İstanbul'a ve diğer yerlere hastane sevk eder. Hep Akbaş Limanı'dır. Akbaş Limanı'ndan ayrılan her yaralı asker Safiye Anası'nı almadan geçemez. Geçmez. Peki çok teşekkür ederim. Kadının da yerini bu şekilde savaştaki yerini almış tipik, olalım. Tipik bir örnekle tipik bir örnek vurgulamış yerine. Olalım. Evet. Sevgili Asil'cim hemen 3-5 dakikada şu kalan konularımızı toparlayalım. Biraz zaman sarkması yaptık ama istersen Baykuştepe Mesudiye Bataryası olayından başlayalım. Diğer başlıklarımızı toparlayıverelim. Baykuştepe Mesudiye Bataryası'nı... Pardon, 10. slide. 10. yansıyı da ekrana rica edelim. Baykuştepe Mesudiye Bataryası 10. yansı. Teşekkür ederiz. Evet. Ele almamız şunun için önemli. Bu Mesudiye gemisindeki topların sökülerek
denizcilerimizin karadan yapmış olduğu atışlar bunlar. Çok ilginç. Üst subay 81 Erdan görüldüğü gibi fotoğrafta. Üst subay 81 Erdan mevcut. Deniz Binbaşı Hasan Bey'in komutasında çok... Bu bataryanın en önemli özelliği Erenköy koyunda gemileri, düşman gemilerinin rahatlıkla manevra yapabildiğini tespit edip üst komutanlığa rapor vermesi ve buna bağlı olarak Nusret Bay'ın gemisini görevlendirilmesi. Bir de Dardanos bataryası var. Amerikan Büyükelçiliği iki gün önce yani 16 Mart'ta... 11. yansı. Yansıları da söyleyelim ya, ki bu arada 11. yansı Dardanos bataryası var. Evet. Bu Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi ziyaret ettiğinde bu bataryamızı eğitim durumunu görerek Serap bataryası olarak adlandırmış. Gerçekten çok büyük bir başarıları var ve düşman donanmasının evet. Düşman donanmasının tam bir baş belası olmuş durumda ve binlerce ifade edilen düşmana ait bombalar bu tarafa yönelmiş durumda ki bir mermisi de sargı yerine isabet ediyor veya başka bir kayıtlara göre de telefon yerine isabet ediyor ve dolayısıyla batarya komutanı Üstemen Hasan ve batarya subayı Teğmen Mevsup ve iki erimiz şehit oluyor. Daha sonra da bu bataryanın ismi Hasan Mevsup Bataryası olarak değiştiriliyor. Bu arada tabii... Hemen 12. slaytımıza geçelim. Rumeli Mecidiyet Harbisi. Mecidiyet Harbisi. Bu Şehit Onbaşımızın bataryası. Komutanı Yüzbaşı Mehmet Hilmi daha sonradan Sallı Top soyadını almış. Bunun en büyük özelliği burada bahsedebileceğimiz bu komutanımız uzaktan itibaren düşman gemilerini ateş altına almak ister ve alay komutanını arar, alay komutanı müsaade etmez. Fakat daha sonra gemiler yaklaştığı zaman, 14 bin metreye geldiği zaman bir kez daha arar. Alay komutanı Habidiye tabiyesine meşguldür diye kendisine bilgi verilir ve alaylı olan irtibatını kesip 13.500'de atışa başlar. Ve ateşler de kendisinin üzerinde toplanır ve en çok zayiatı bu bataryamız verir. Fakat bir de bir zırhlıyı da batırıyor galiba. Bowen'in batışı da çok büyük rolü var bu bataryanın. Ve kendisi de emre itaatsizlikten savaştan sonra mahkemeye veriliyor. Fakat atışlarının çok başarılı olduğu için ceza alıyor. Peki. Evet, Seddülbahir bölgesi. Seddülbahir düşmanın asıl taarruz bir bölgesi. Çok 13. önemli bir bölge. Burada 9. Tümen Albay Halil Sami Bey'in komutasında. Ekranda gözüken. Evet, Albay Halil Sami Bey'in çok büyük bir emirlerindeki dirayet çok önemli. Diyor ki birliğine bir tepenin kaybı söz konusu düşman tarafından ele geçirildikten sonra 3. taburu yolluyorum derhal alın. Ben de kalkıp oraya geliyorum. Geldiğimde hiçbir düşmanı görmeyeyim diye dirayetini gösteriyor. Aynı tümene bağlı 26. Alay Komutanı Hafız Kadri Bey, birliğiyle cephelerde dolaşması, birliği erleriyle beraber savaşa katılması, geç verildiği halde kendi bölgesindeki sorumluluk çok kısa zamanda adapte olması. Yani 22 Nisan'da cepheyi alıyor, sorumluluğunu ve 25 Nisan'da çıkartma başlıyor. Bir de Yahya Çavuş'un taburu var ki, bu 26. Alay 3. tabur, çok büyük bir yük var ve büyük bir kahramanlıklar taburu bu. Aynı zamanda Mahmut Sabri komutanı ve Yahya Çavuş'un adının duyulmasında da büyük rolü var bu komutanımızın. Bu Mahmut Sabri Bey'in bir özelliğini de bahsedeyim müsaade ederseniz. Cephenin geri çekilme emri Kirte muharebelerinin sonucunda cepheyi muhafaza etmek için Yassıtepe'ye geri çekilme emri veriliyor. Fakat bunu kabul edemeyen Mahmut Sabri Bey parakendeleri toplayarak ihtiyat grubu olarak tekrar büyük bir irade gösterip tepeyi geri alıyor ve tümenin emrini değiştirtiyor. Bu arada 20. alayımız var mutlaka. İngilizlere de ciddi bir fırsattan yararlanma tökezi. Engel olmuş oluyor. Aynı zamanda 20. alay komutanımız var. Yarbay Mehmet Talip Bey. Tabii bu arada şundan bahsedeyim ben. 14. slide. Evet. Yarbay acele ederken bazen kelimeleri şey yapıyoruz. Evet. Yarbay Hafız Kadri Bey'in ve binbaşı Mahmut Sabri Beylerin
Fotoğrafları yok. Eğer aileleri bizi işitiyorsa bu fotoğrafları dijital ortamda araştırmacılarsa çok güzel olur. Ben rastlayamadım fotoğrafları. Aradın epey galiba sen, evet, bildiğim kadarıyla. Hiç bir araştırmadınız mı? Şu anda Yarbay Mehmet Halit alay komutanı 14. Evet, slide. Evet. Yarbay Mehmet Halit Bey, iyi de şöyle bir anlatayım. Şimdi pehlivan gibi be, asil. Ha? Pehlivan gibi, evet. Ne diyor bu Yarbay Mehmet Halit ile ilgili özellik nedir? Evet, bu da dolaşarak yani birliklerine büyük moral gücü vererek cephede kendisine ihtiyaç hissedilen yerde bulunan bir komutanımız. 26. Alay'ın bazı zayıf birlikleriyle cephenin bozulması ve geriye çekilme emri alındığı halde birliklerine bunu intikal etmeyip geceyi beklemesi. Fakat İngiliz ve Fransız birliklerinden ileri adım görmeyince cepheyi tekrar kuvvetlendirmesi. Dolayısıyla tümenin emrinin değiştirilip asıl mevzilerin korunmasını sağlanmasını sağlamıştır ki bu da büyük bir iradeyi, ikinci bir büyük irade. Asil, hep albay yarbaylardan söz ettik değil mi İsmail? Bir de yüzbaşılar var yani, bizi unutma bu arada. Yani evet, şimdi İsmail binbaşı, ben yüzbaşıyım diye bir yüzbaşıyı da zikredelim. Yüzbaşı Yusuf Kenan, 15 evet, numaralı slide. Yüzbaşı benim Yusuf Kenan'la. Benim çok etkilendiğim bir yüzbaşımız bu. Yüzbaşı Yusuf Kenan. Ertuğrul ve Tekke koylarını savunan 3. taburu takviye için 2. taburun 7. bölüğü yani Yusuf Kenan Yüzbaşı'nın bölüğünü 250 mevcutla takviye için görevlendiriliyor ve 7. bölük ilerleyişini Kirte Deresi'nden yapmakta, sahildeki Kirte Deresi'nden örtü ve gizleme sağladığı için yapmaktadır. Fakat intikal esnasında ikiz koyuna düşman çıkartmasını fark ediyor ve düşmanın karşısında da sadece 10 kişilik bir gözetleme postası var ve düşmanın mevcudu da 3 tabur. Evet. Hiç durumu biraz değerlendirerek derhal taarruza başlıyor ve saat 08.15'te başlayan taarruz akşama kadar sürüyor ve çok kanlı muharebeler oluyor. Buradaki en büyük önemli olan hiç emir almadan kendi inisiyatifiyle 3. taburun kuşatılmasını önlüyor ve Settülbahir savunmasının zamansız olarak çökmesini engellemiş oluyor. Bence savaşın bir kırılma noktası yaratmış oluyor, evet, bu yüzbaşımız. Asil, seninle bir NATO ile ilgili program yapmıştık. Şimdi aklıma şey geldi. Hani başına çuval geçirilen subaylar Irak'ta acaba emir almalı mı yoksa beklemeli miydi filan diye böyle bir tartışma olmuştu basında. Sonra bir ara tekrar onu da tartışmalıyız gibi gözüküyor. Evet, son konuda bir şöyle hemen bir dakikada, çünkü 5 dakika demiştik ama tam 12 dakikamız geçmiş. Ahmet Tevfik. Ahmet Tevfik. 16. slide. Ahmet Tevfik 47. Alay Komutanı Kanlı Sırt'ta. 16. Kaybedilen 47. Alay mevzilerini tekrar geri almak için geceleyin 23'te taarruz ediyorlar. Çok büyük bir zayiatımız var. Türk tarafının 7.164 kişi ve Ahmet Tevfik cephede savaşırken Kanlı Sırt mevzilerinde şehit düşüyor. Ve Kanlı Sırt mevzilerinde defnediliyor ki bugün mezarını bilemiyoruz. Evet. Tabii bir de Mustafa Kemal'den bahsetmek lazım. Onu bitişte yapalım mı? Çünkü hemen isterseniz artık şu hurafe konusuna anlatımlarda abartılılık diyelim daha doğrusu güzel Türkçeyle. Çanakkale Savaşları'na ilişkin anlatımlardaki abartı ve hurafe konularına girelim. Hurafe konularıyla ilgili olarak istersen sevgili İsmail tam bir binbaşının fotoğrafını görünce emekli binbaşı olarak senle başlayalım. Sonra Asil'e geçelim. Çünkü zamanımız hakikaten hızla ilerliyor. Senin bahsetmek istediğin bir Norfolk olayı vardı. Bir Nusret Mayın gemisinde ilgili bir şeyler söyleyecektin. Bir de bir iki küçük başka hurafelerden de söyleyecektin. İstersen Norfolk'la başlayalım. Şimdi bunlar bölgede anlatılan ve anlatılmak istenen. Tabii oradaki gerçekten ilgili rehberler doğrusu anlatıyorlar ama halk arasında dinlenen değişik şeyler var. Norfolk olayı malumunuz bulutun gelip askerleri, düşman askerlerini alması konusu. Anlatılan konu şöyle bir şey. 5 tane bulut görülüyor 12 Ağustos gecesi. Yani Ağustos gecesi sabahleyin 5 tane bulut görülüyor. 5 bulutun bir tanesi aşağıya iniyor ve
İngiliz alayının bazen alay diyen var, tabur diyen var, bölük diyenler de var. İngiliz alayının üzerine geliyor ve savaşmak için gece yürüyüş yapan bu İngiliz birliğini alıp götürüyor. Bu yeşil sarıklarla Allah'ın kerameti hikmetle bağlanmaya çalışılıyor. Aslında konu gece yürüyüşü yapılmış. 60 dakikalık tepeye doğru geliyorlar. Kayacık bağı sırtlarında. Hakikaten o gün sis var. Sise giren aslında tahmin ediyoruz bir bölük. Beşinci bölük. Fakat bu bölüğün bir özelliği var. İngiliz kraliyet erlerinin, Sandringham diye tabir ettiğimiz İngiliz kraliyet erlerinin, İngiliz kralının hizmet erleri var burada. Kıymetli erler var. Kıymetli askerler var daha doğrusu. Evet. Bu kıymetli askerler kaybolduğu için bunun kayıplarını kendi ülkelerinde izah etmeye de zorlandıklarından bulutla, böyle bir buluda girildi. Buluttan sonra mağlup olduk şeklinde getirmeye çalışıyorlar. Bizim de buna kucak açtığımız için, yatkın olduğumuz için hurafeye, biz de kucak açıyoruz ve bu bulutun alma gitmesi gibi oluyor. Aslında değil. Esir düşmüşlerdir. Kayıplar da yoktur. Sadece bunları esir düşmelerin kendi gururuna yediremedikleri için, özel askerler oldukları için bulut almaya getiriyoruz. Evet, diğer Nusret Mayın gemisi de sevgili aslında gayet güzel anlattı başarılarını. Buradaki tabii... Buradaki hurafe nedir? Buradaki hurafe, Cevat Paşa gece rüyasında rüya görüyor. Ve Yüce Tanrı diyor ki, ey Cevat sen Müslüman Türklerin kumandanısın. Denize bak diyor. Cevat Paşa denize bakıyor, deniz nurla kaplanmış. Denizin üzerinde vav ve kef harflerini görüyor. Bir anlam veremiyor buna. Daha sonra kızının mezarı var Kilitbayır'da. Oraya gelirken tekrar bir ses duyuyor buradayken de. Bir ses duyuyor. Gene bunu anlat, mayın dök diyor. Gene bunu anlayamıyor. Bir aksakallı, nur yüzlü birisi çıkıyor, buna izah ediyor. Ebced alfabesine göre kef ve vav harfleri 26'yı tekabül ediyor. Kef 20, vav da 6'ya denk geliyor. 26. Hemen mayın grup komutanlığını arıyor. Depoda 26 tane mayın var. Hemen emir veriyor, mayınlar dökün diye. Yani buradaki yüzbaşı Hakkı'nın fedakarlık ve esaretlerini rüyalara bağlamanın da hiçbir anlamı esprisi yok. Birkaç tane hurafe daha vardı. Küçük ama onları bir askıda tut. İstersen tamam. Asil'in de hurafelerle ilgili söylemek istediği bir iki cümle varsa söyleyelim. Şimdi öncelikle tarihine bağlı olarak çoğu ülke bazı olayları ve kişileri abartır veya yoktan da var edebiliyor. Her ülkede var bu. Doğal olarak bizde de olacak. Fakat şöyle bir şey de var. Zaferler kolay kazanılmıyor. Bir kere çok iyi bir eğitim gerektiriyor. Atılganlık, cesaret gerektiriyor. İyi yönetilmek gerekiyor. Subay öncülüğü gerektiriyor. İşte bu kazanılan zaferlerde eğer kazanılan zaferleri doğaüstü olaylara bağlarsanız... Sevgili kameraman arkadaşımız bize bir su verebilirseniz seviniriz. Teşekkür ederim. Doğaüstü olaylara bağlarsanız o savaşan kuşağı da haksızlık etmiş olursunuz. Çanakkale'deki abartıları da gözlemlersek, neler olabiliyor diye gözlemlersek, burada ziyaretçi profili alan kılavuzları veya rehberler tarafından ele alınıyor. Bir arz talep meselesi doğuyor. Ziyaretçi profilinde doğal bağlı olarak anlatımlarda değişiklikler söz konusu oluyor. Rehber ve alan kılavuzlarını da buna dahil etmemek gerekir ayrıca. Ama bunun dışında Milli Parklar Müdürlüğü yapmış olduğu iç seminerler ve alan kontrolü, sıkı bir alan kontrolü sayesinde bu abartıyı da engellediğini kabul etmek lazım. Aynı zamanda evet. 18 Mart Üniversitesi'nin burada bir araştırma birimi var ki bir bilim yuvasının ilgilenmesi, o da bir engel. Aynı zamanda Çanakkale tarafında Çimenlik Kalesi'nde bir askeri müze var. Askeri müzede savaş izlerinin görülmesi ve müzenin görülmesinin dışında Mehmetçiklerimizin orada bir tiyatrovari ve sunuş biçimleri var. Ağırlıklı olarak bazı komutanlara bağlı olduğu için deniz savaşlarını veriyorlar ama yine de asker birinci elden kendi savaşını ziyaretçilere anlatıyor ki bu da bu hurafenin etkisi altında. Dilerim evet.
Kilitbayır Kalesi'nde 2. Kolordu'ya bağlı kara savaşlarını anlatan bir sunular olur inşallah ileride. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka hurafiye de... Ama burada bir şey bahsedeyim ben, hurafiye bir örnek vermek için. Peki. Eğer fotoğrafı gösterebilirlerse... Hangi yansı? Yansı o... Bir mezarlarla ilgili bir yönetmenimizden... Hangi numaralı yansı olduğunu söyleyebilirsek, sen istersen konuşur. Yansı 3. Yansı 3, evet, evet. Baştan üçüncüsü. Bu topçu oldu. Bundan bir önceki herhalde, değil mi? Evet. Evet. Bu bakın mu? Burada bu tamamen sahte mezardır. Öyle mi? Evet. Eğer bunu araştırmak... Değişti galiba. 3 kalsın üç sevgili kalsın. Arkadaşlar. 3 kalsın. Bu evet, tamamen bu dursun. Sahte olmayan bir mezardır. Eğer bunu tesadüfen bölgede Gürsel Akın Güç araştırmacı Alan Kılavuz'u yazar arkadaşımız fark etmemiş olsa bu mezarın etrafı düzelecek. Bazı günlerde mum yakılacak ve bir türbe hane gelecek. Gelecek. Evet. Peki. Bak, somut bir örnek. Evet. Bu arada kameraman arkadaşımız Gürsel Akıngüç'ün kitabını da tekrar yakınsak ele alarak gösterirse. Sevgili İsmail, senin elinde küçük küçük çok sayıda hurafe var idi ama taşlamamızla ilgili bölüme de girdik. Belki en önemli bulduğum hurafeyi çok kısaca söyleyip... Denk geldiği için söyleyeceğim. Buyur. Sahte mezarlarla ilgili. Buyur. Bir Ahmet Er Ahmet'in mezar olayı var. Ahmet? Er Ahmet. Er Ahmet, evet. Ahmet askere gelir. Veber Paşa'nın post eridir. Fakat fakir bir aile çocuğudur. Anlatılana göre manalanmış bir kişidir. Ne manaya geliyorsa manalanmış bir kişidir. Veber Paşa'nın posta eriyken bir gün karşısına çıkar, der ki komutanım ben savaşmak istiyorum. Niye savaşmak istiyorsun? Ben savaşıp şehit olmak istiyorum. Ya şehit olmak ölmek değil mi? Niye şehit oluyor? Niye ölmeyi istiyorsun? Ben fakir bir ailenin çocuğuyum diyor. Savaştan sonra evlenmem gerekecekti. Evlenmeye param yok diyor. Ben şehit olacağım, cennete gideceğim. Orada beni huriler bekliyor diyor. Ve Veber Paşa buna müsaade ediyor. Gidiyoruz. Ahmet savaşıyor bizim erimiz. Ve şehit oluyor gerçekten de. Anlatılana göre söylüyorum. Veber Paşa'ya diyor ki Ahmet şehit düştü. Veber Paşa da merak ediyor. Ahmet'in yanına geliyor. Ve tebessümle diyor ki ey Ahmet diyor. Çok şehit olmayı istiyordun. Şehit oldun. Kaç tane hurin oldu diyor. Ahmet elini kaldırıyor. Sağ elini kaldırıyor. İki diyor. Veber Paşa bundan çok etkileniyor. 3 gün uyku uyuyamıyor. Ve sonuçta bu bölgeden affını istiyor Liman von Sandes Paşa'dan. Sonradan da Fevzi Çakmak Paşa Atatürk'ten sonra Anafatla Grup Komutanlığı'na gelince bunun mezarının başında hep Kur'an okurmuş. Sahte mezarlara, sahte olaylara bir örnek. Sahte mezarlara, evet. Bir hurafe, evet. Hurafi yani, turizmi. Savaş meydanlarından cennetteki hurilere bilet kesiliyor. O kadar. O kadar. Hurafeye doğru evet, açılımlar maalesef, var. Galiba maalesef. Bu biraz bazı dini suistimal eden kimi belediyelerin düzenlediği turlarda da had safhaya varabiliyor. Muhtemelen işte bunlara küçük kitapçıklarla olan yazılar bunlar. Teşvik yani. Ediyorlar. Teşvik ediyorlar evet. Yani. Sevgili İsmail geldik bitişe ve taşlama bölümüne. Evet. Taşlamayla ilgili bugün, hep seninle telefon bağlantısı yapardık. Evet, bugün canlı bugün yapıyoruz. Canlı yapıyoruz. Ekran senin, sonra ben kapatacağım. Evet, teşekkür ederim. Çanakkale nedir, ne değildir? Çanakkale, Türklerin Avrupa'ya ilk adım attıkları yerdir. Avrupalıların da Anadolu'ya girişlerinin engellendiği yerdir. Ne kadar kolay anlatıverdik. Düşman buradan çıktı, burada savaştık, destanlar yazdık, araya da hurafeler kattık. Bir milletin uyanışı, dirilişini temsil eden bir savaşı nasıl bu kadar akıl dışı bıraktı? Fedakarca savaşan, bütün sıkıntılara katlanan kahraman Mehmetçiğimizin o kutsal emeğini hangi hakla eşit sarıklara sardık? Yahya Çavuş'tan Mustafa Kemal'e kadar bütün komutanların cesaretlerine, sek ve idare başarılarına nasıl kör gözlerle baktık? Balkanlarda, Sarıkamış'ta, Suriye'de o veriler, erenler, yeşil sarıklılar nerede? Onu da bıraktık. Filistin'de, Kudüs'te,
kutsal topraklarda savaşırken niçin kimse yoktu yanımızda? Niye bunları yanımıza göremedik? Yazıktır, günahtır, Allah'a hakarettir, emeğe saygısızlıktır. Çanakkale'de keramet aranıyorsa bu vatan sevgisi ve bağımsızlıktır. Çanakkale, ah Çanakkale. Yürekleri dağlayan, gönülleri kor gibi yakan Çanakkale. Çocukları babasız, anaları evlatsız bırakan Çanakkale. Gencecik dul, kadınları dul bırakan Çanakkale. Nice yiğitlerin harman olduğu, kahramanlıkların, cesaretlerin, cesurlukların sergilendiği yer Çanakkale. Toprakları kanla sulanan Çanakkale. Toprağa atılan tohum misali, bu kadar bedeni kara bağrına aldın da bize ne verdin Çanakkale? Toprak nankör değildir. Aldığını misliyle verir. Çanakkale toprakları da verdi. Çanakkale toprakları bize siz bir ulussunuz dedi. Bir milletsiniz dedi. Bağımsız yaşamak senin hakkındır dedi. Bu topraklar senin vatanındır, çiğnetmeyeceksin dedi. Çanakkale bize Mustafa Kemal'i verdi. Bağımsızlık ama tam bağımsızlık ruhu bu topraklara atıldı bir kere. Hiç uğraşmayın, unutturamazsınız. Hiç uğraşmayın boş yere. Çanakkale'yi değiştiremezsiniz. Çanakkale'deki şehitler bizim kalbimizdedir. Biz onları mabetlerinde tapınmak için kara topraklara gömmedik. Onları kalbimize gömdük. Biz Çanakkale'yi böyle öğrendik, böyle bildik. Çok teşekkür ederim sevgili İsmail. Sen de altını çizdin. İstersen Asil de bir cümle etsin. Çanakkale Savaşları gerçekten bir liderin de doğmasına yol açtı, Mustafa Kemal. Evet, evet. Tabii Yahya tabii, Çavuşlar evet. da önemli, Mehmetçiklerimiz de önemli. Fakat gerçekten hem bu arada bir ve iki numaralı yansılar da ekrana gelsin. Sevgili Asil, söz sende. Mustafa Kemal ile ilgili bir şeyler söyleyecektin. Tabii bir iki kelime söylemek gerekirse, bir kere Çanakkale Savaşları'nda Mustafa Kemal, siz bitirmememiz lazım. Size teşekkür ediyorum öncelikle. Mustafa Kemal kesin sonuç yerinde kuvvetlerini kullanabilen, büyük bir üstün bir sevk idare üstünlüğü olan ve cesareti olan bir komutan. 17-18 numaralı slaytlar. Burada Çanakkale Savaşları sayesinde Kurtuluş Savaşı'nın lider kadrosu ve tabii ki lideri Mustafa Kemal doğmuştur ki bütün millet onun arkasından takip etmiştir ilerideki Kurtuluş Savaşı'nda. Bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, bu canını ortaya koyan bütün bu insanları candan kutluyoruz, rahmetler diliyoruz. Ruhları şad olsun, bizim için öldüler onlar. Yani evet. Geleceklerinin bu Anadolu toprağında özgür olarak yaşaması için öldüler. Bunun bilincinde olalım. Bugün bizim ve bizim çocuklarımızın da bunun bilincinde olması ayrıca vurgulanması gereken bir konu. Ne dersiniz? Elbette. Muhakkak ki bu şehitler gerçekten de kara toprakta değil, yüreklerimizi yaşatmalıyız. Evet ve onların mirasına sahip çıkacak faaliyetlerde bulunmalı. Ona gerçekten etkin bir şekilde sahip çıkmak. Yoksa evet. 18 Mart'ta anma günleriyle bu iş olmaz. Cumhuriyetimize 18 Mart'ın ruhunu... Cumhuriyete sahip çıkarak, bölünme anayasalarına karşı çıkarak veya 4+4+4'lere karşı çıkarak değil mi? Gerçekten yani hakkını vererek. Kemiklerini sızlatmamak, sızlatmamak lazım. Evet. Peki her ikinize de katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sevgili, daha doğrusu sevgili izleyiciler, 18 Mart'la ilgili bu izlencemizin de sonuna geldik. Tabii ki 18 Mart çok geniş bir konu. Size çok güzel kitaplar da salık verdik. Bol ve güzel okumalar dileğiyle 18 Mart'ın bilincini hep beraber kuşaklar boyu yaşattırmanız dileğiyle. Hoş kalın.
Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif ordularım yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karay. Ne hayasızca taş ülke, ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı? Dedirir yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi mahşer mi? Hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada. Vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zuldür bu rezil istila. Ah o yaylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab. Öyle müthiş ki, eder her biri bir mülk-i harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor afakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin. Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım. Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere sağlanır sağlanır. Saçıyor zırha bürünmüş de o namerdeler. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman olduğu seyret ki, bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner aslından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına rağm? Çünkü tesis-i ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevkii mustahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez son bu beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sunubediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.
Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla. Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan. Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem. Gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem. Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana. Ken hüsran o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecram adın. Sen ki asara gömülsen taşıyacaksın. Heyha sana gelmez bu ufukla. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit. İsteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Andımız hep okunacak. Ulusal kanal direniyor. Omuz ver gönüllü ol. 0212 251 50 90 0212 245 81 81